Ekremciğim. Efendim. Çocukları diyorum. Bir tatile mi göndersek ne? Çok yoruldular. Ders. Aslıcığım şimdi okulları açık. Dersleri de çok. Ayrıca eğer tatile gideceksek... Evet. Eğer tatile gideceksek birlikte... Ay, neyse boş ver canım, boş ver. Ah, Ekremciğim. Efendim. Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle karıcığım. Ah, bu kızlara diyorum. Evin arkasında boş bir arazi var ya... Oraya bir kulübe yapsak da artık orada yaşasalar. Canım koskoca kız oldular. Artık kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeliler değil mi? Kendi paralarını kazanmalılar. Yanlarında her zaman biz olacak değiliz ya. Evet. Evet mi? Ne? Evet evet tam orası. Aa, kulübeye ne diyorsun peki? Karıcığım. Aşkım. Kulübe diyorum. Evet. Çocuklara. Evet. Bahçeye. Evet. Ah, kendi paraları diyorum. Evet. Ah. Ekrem, Aslı. Aa, ne oldu kızım? Ben dövme yaptırmak istiyorum Aslı. İyi tamam git yaptır. Babanla önemli bir şey konuşuyoruz biz. Bir dakika ne demek yaptır Aslıcığım? Dövme için yaş henüz çok küçük. Gel bakalım şöyle otur küçük hanım. Ben bu dövmeyi yaptıracağım. İsteseniz de istemeseniz de. Ben izin vermedikçe emin ol yaptıramazsın Kıvılcığım. Ayrıca da babanla ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ay, kız heyecanlandı Ekremciğim. Bunalıma sokma kızı. Çok üstüne gidiyorsun ama. Aslı benim bu dövmeyi yaptırmam lazım. İyi de önce babandan izin alman lazım. Bak tutarım nefesimi. Ay yapma yapma nefes al Kıvılcığım. Ekrem kız gidiyor. İzin ver hayatım. Kesinlikle izin vermiyorum. Nefes al. Ekrem gidiyor. Kızım nefes al sana. Dövme yaptırmak için yaşın çok küçük. İleride dövmeyi sildirmek istersen ne olacak? Çok zor bir işlem bu. Onun için kendin karar verecek yaşa gelmeden dövme yaptıramazsın. Aferin kızım, aferin. Dövmeyi yaptırana kadar bana kızım demeyin, ikiniz de. Ayrıca ben kardeş falan istemiyorum. Odamı ve harçlığımı onunla paylaşmam. Çocuk işte. Neyse, sen ne diyorsun canım? Neye karıcığım? Kulübe. Hangi kulübe? Aman canım neyse boş ver. Hadi yatalım artık. Ha, aklımdayken. Başım çok ağrıyor canım. Ya Kıvılcık onu göster. Lütfen göster. Ha, tamam. Hazır mısınız? Hazırız. İşte nasıl? Oha Kıvılcım. Vallahi oha. Artık Ozan böyle bir şeyi kesinlikle duyarsız kalamaz. Değil mi? Kıvılcım bu dövme kalıcı mı? Evet. Benim aşkım gibi kalıcı. Ben çocuk muyum geçici dövme yaptıracağım? Peki acımadı mı kızım ya? Ozan'ın seni sevmesi kadar yakmadı canımı. Ha bir de bu iziklerin parasıyla yaptırdım bu dövmeyi. Kolumun acısı da beni neşelendiriyor. Şu iziklerin hallerine bir baksanıza ne kadar çaresizler. Koyunlar gibiler birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Aman boş ver şu izikleri. Şimdi gidip Ozan Bey'le yeni dövmemizi tanıştıralım. İnanamıyorum Kıvılcım'a. Bizim paramızla yaptırdığı dövmeyle Ozan'ı kandırmaya çalışıyor. Paramızı alanında kızdım ama ne olursa olsun fikir güzel, kabul edelim. Leyla! Ama öyle. Mesela bir çocuk gelip koluna senin ismin dövmesini yaptırsa etkilenmez miydin? Ben de kolumuzu fikir abinin dövmesini yaptıracağım. Çok romantik, çok. Kızlar, siz kimin tarafındasınız? Ama kabul et, güzel fikirdi. Tamam ama sonuçta Ozan beni seviyor. Ya sen onu sevdiğinden şüpheliyse? Ama benim onu sevdiğimi biliyor. Selam kızlar. Selena. Hoş geldin Selena. Yardımına ihtiyacım var. Aa, ne oldu? Kıvılcım, koluna Ozan dövmesi yaptırmış. Ne güzel. Ha, çok romantik. Selena. Zeyncim seni anlıyorum tabii ki. Ama ben bir şey yapamam. Çünkü sana hiçbir kötülük yapmamış. Ama bizim paramız da yaptırdı dövmeyi. O zaman durum değişebilir. Çok geç olmadan Kıvılcım Hanım'a dur diyelim. Hadi beni takip edin. Süpersin Selena. Evet, neymiş bu göstereceğim müthiş şey? Hazır mısın? Hazırım. Yalnız göstereceğim şey bütün hayatını değiştirebilir. Tamam, çok merak ettim. Göster hadi. Tamam, kapat gözlerini. 3'e kadar sayacağım, ondan sonra açacaksın. 1... Selena bir şeyler yap. 2... Lütfen. Tamam. 3...
Evet, gerçekten çok güzel olmuş. Duygularıma tercüman olmuşsun vallahi. Biliyordum. Koluna Selim'le benim adımın dövmesini yaptırman gerçekten büyük incelik. Değil mi? Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne Selim? Ne bizi? Ah, oh, bu olamaz.